anneanne hayatında bir loupe'dan önce dönem vardı, bir de loupe'dan sonra dönem vardı. Yani yaşlar ilerledikçe bir de küçük küçük şeyleri daha iyi görmek istedikçe loupe ihtiyacı doğuyor. Ben loupe'a iki büyütmeyle başladım. Arkasına 2.5'a geçtim. 2.5'da yetmez olunca yeni bir tane loupe almak gerekti. Araştırırken Zeiss'ın 4.3 büyüklüğündeki loupe'unu gördüm. Denedim, birkaç gün muayenehanede denedikten sonra ihtiyacım olan loupe'un ne olduğunu anladım. Başlangıçta şu görmüş olduğunuz ışık yoktu. Loupe'un üstünde gördüğünüz ışıksız reflektörün ışığından görmeye çalışıyordum. Işık ihtiyacı olunca da IDS esnasında Köln'de bu Zeiss'ın standında bu ışığı gördüm. İnanılmaz güzel bir ışık. Nereye bakarsanız orayı aydınlatıyor. Artık ışığına, reflektör ışığına falan gerek kalmadı. Yalnız bir şeysi var, kusuru var. Asistanlarım yakında herhalde kör olacaklar ışığın kuvvetinden dolayı. Kompozit yaparken de şu sarıyı getiriyorsunuz, bir anda kompozit yapmaya başlıyorsunuz. Yoksa kompozit ışığı gördüğü anda sertleşiyor. Dolayısıyla bu sarıyı mutlaka kullanmak gerekiyor. İnanılmaz güzel bir ışık. Bir ara telinde bir hatam sonucu telini kopardım. Bir haftalık bir ışıksız kaldım. Felaket bir dönemdi yani. Hatırlamak istemiyorum. Bir şey görmüyorsunuz. Alışmışsınız bunun ışığına. Nereye bakarsınız oranın aydınlandığı. Reflektörle işte göremediğiniz yerleri ayna tutuyorsunuz, aynanın ışığı yansıtıyor. Dolayısıyla loupe bir kere artık mesleğimizde bir şart, bir mutlaka olması gereken bir aletimiz, bir parçamız. Ve onun üzerinde de bir lamba, iyi bir lamba anlıyor. Hakikaten çok güzel bir, güzel bir beyaz ışık veriyor. Gölgesiz bir ışık veriyor. Nereye bakarsanız orayı çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Böyle bir ışığı da kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen size bir demo yapayım. Işığı göstermek için. Kocaman bir ışık. 2-3 seviyesi var. Ondan sonra şöyle taktığınız zaman sarılıyor. Böyle kapanıyor. Herkese tavsiye ederim. Işıktan önce, ışıktan sonra deneyim de var.